TV19 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ajans Çorum'la karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Recep Bozlağan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz efendim. Öncelikle Çorum'a da hoş geldiniz diyelim. Sağ olasınız. Efendim ben sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Kimdir Profesör Doktor Recep Bozlağan? Ee, 1995 Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi. Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler üzerine yüksek lisans ve doktora yaptım. 2002 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent, 2011 yılında da profesör oldum. Çalışma saham yerel yönetimler ama ağırlıklı olarak büyükşehir belediyeleri, metropoliten yönetimler ve küresel şehirler üzerine çalışıyorum. Yayınlanmış kitaplarım var, bir 8-10 tane. Makaleler var o şekilde. İstanbul Büyükşehir Belediyesine çalıştım. E, İSKİ'de ve İYTT'de projeler yürüttüm. İlçe belediyelerinde çalıştım. Marmara Belediyeler Birliği'nde çalıştım. E, 1996 yılından bu yana da daimi olarak Marmara Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Orada şu anda Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütüyorum. Efendim ben Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri görevinize bir dönmek istiyorum. Yerel yönetimlerin gelişmesi ve güçlenmesi anlamında bu birlikler çok önem taşıyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu anlamda? Tabii belediye birlikleri çok önemli. Türkiye'de uzun yıllar belediye birlikleri ihmal edildi. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber 2004 yılında belediye birlikleri kanunu 5355 sayılı kanun yürürlüğe girdi 2005 yılında. Ve bu kanun yürürlüğe girmesiyle birlikte de belediye birliklerinin müstakil bir kanunu oldu. Kanun daha çok ulusal birliği düzenleme odaklı bir bakış açısıyla hazırlanmış. Bu nedenle de Türkiye Belediyeler Birliği çok güçlü bir birlik olarak kuruldu. Ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne önemli yetkiler ve gelir kaynakları tahsis edildi. Bugün baktığımızda Türkiye'deki bütün belediyeleri temsil eden, Ulusal evet. birlik olarak Türkiye Belediyeler Birliği çok aktif bir şekilde çalışıyor. Sanırım Çorum Belediyesi ile de ortak çalışmalar yürütüyorlar. Bunun dışında da bölge belediye birlikleri var. Marmara Belediyeler Birliği de bölge belediye birlikleri içerisinde yer alıyor ve bunların en eskisi ve en büyük olanı Marmara Belediyeler Birliği. Merkezi İstanbul'da. Geçmişte çok önemli çalışmalar yaptı. Fakat Türkiye Belediyeler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte elbette ki Türkiye Belediyeler Birliği ülkenin tamamından sorumlu olduğu için ön plana çıktı ve şu anda da çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Belediye birlikleri belediyelerin haklarının, menfaatlerinin korunması hususunda, belediyelerin ulusal ve uluslararası planda tanıtılması hususunda, belediyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın artması konusunda belediyelerin uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, örnek projelerin ortaya konulması ve ihtiyaç sahibi belediyelere yardımda bulunulması hususunda çok önemli kuruluşlardır. Özellikle Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacı olan birçok belediyeye de yardım yapıyor ve Türkiye'nin aşağı yukarı bütün belediyelerinin yararlandığı hizmet içi eğitim programları yürütüyorlar. Bu nedenle Türkiye Belediyeler Birliği başta olmak üzere belediye birliklerinin mevcut aktif konumlarını devam ettirmeleri gerekir. Efendim yine yerel yönetimlerle ilgili çok çalışmanız olduğu için oradan devam etmek istiyorum. Yerel yönetimlerin demokrasi için önemi nedir sizce? Bunu Türkiye bağlamında değerlendirebilir misiniz? Tabii şimdi yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir. Evet. Yerel yönetimlerin güçlü olmadığı hiçbir yerde gerçek anlamda demokrasiden söz edilemez. Yerel yönetimler halkın yönetime katılımının ilk aşamasıdır ve en önemli aracıdır. Ve yerel yönetimler halka en yakın yönetim birimleri oldukları için de demokratik yönleri en güçlü olan, demokratik yanları en güçlü olan kamu yönetim kuruluşlarıdır. Onu öncelikle ifade edelim. Evet. Vatandaş, Çorum'dan örnek verelim. Çorum Belediye Başkanını sokakta başkanıyla başkanla görüşebiliyor. Hı. Bakın. Hemen başkanı makamında ziyaret edebiliyor. Bir açılışta, bir kapanışta, temel atmada ve herhangi bir törende vatandaş Çorum Belediye Başkanı'nın önünü kesebiliyor. Ona derdini doğrudan söyleyebiliyor. Bu imkan e, belediyelerle mukayesettiğimiz ettiğimiz zaman diğer birçok kurumda yoktur. Neden? Çünkü Çorum Belediye Başkanı öteden beri Çorum halkının içinden çıkmıştır. Evet. Halk seçmiştir, halkın temsilcisidir ve vatandaş belediye başkanını ve belediyeyi kendisinin temsilcisi olarak görüyor. Bu nedenle de belediyeyi ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin bütün sorunların çözümünü belediyeden bekliyor. Elektriği kesiliyor, soluğu belediyede alıyor. Halbuki belediyelerin elektrikle ilgili doğrudan bir yetkileri, görevleri yok. Çocuğu işsiz, belediye başkanının önüne atılıyor. Başkanım oğluma bir iş, kızıma bir iş. Öbür taraftan evinde bir problem var. Belediyenin sosyal yardımına müracaat ediyor. Ekonomik yardımına müracaat ediyor. E, çocuğu okula gidecek belediyeden yardım istiyor. Başka bir derdi var. Belediyeden yardım istiyor. Yani sadece klasik anlamda belediye hizmetlerini talep etmiyor neydi işte yoldu, suydu, çöptü, kanalizasyondu, şuydu, buydu. Bunların da ötesine geçiyor ve merkezi hükümetin yürütmesi gereken veya efendim e, işte sivil toplumun yürütmesi gereken birçok hizmeti de belediyeden bekliyor. Evet. Onun için belediyeler yerel anlamda hem demokrasinin gelişmesi açısından, güçlenmesi açısından Vatandaşın yönetime katılması açısından kritik konumda olan yönetim birimleridir. Belediye olmadan demokrasi olmaz. Belediye olmadan güçlü merkez de olmaz. Bakın şu anki Cumhurbaşkanımız eski İstanbul Belediye Başkanı. Evet. Dünyada bunun örnekleri çok. Yani sadece Sayın Cumhurbaşkanımız değil ki. Çin'in eski devlet başkanı Jiang Zemin de Şangay Belediye Başkanı'ydı. Ee, Almanya'nın eski devlet Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker Eski Berlin belediye başkanıydı. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Paris belediye başkanıydı. Dolayısıyla belediyeler sadece demokrasinin beşiği olması ve vatandaşın yönetime katılması araç açısından bir temel araç değil. Aynı zamanda ulusal siyasete de siyasetçi yetiştiren çok önemli okullardır. Bu nedenle belediyeler demokrasinin okuludur deriz. Siyasetin okuludur deriz ve siyasette belediyelerden gelen insanlar daha başarılı olmuşlardır ulusal siyasette. Bu hep böyledir. Az önce söylediğinizde örnek olarak anlatayım ben de hocam. Ee, geçtiğimiz haftalarda yine bu programda Ajans Çorum'da Sayın Valimizi konuk aldık. Belediye Başkanımızı Hı. konuk aldık. Yine çeşitli siyasi il başkanlarını Konu kaldık. E, programımızın şöyle bir özelliği var ikinci bölümde vatandaşın sorularını yanıtlatıyoruz e, belediye başkanına sayın valimize. Vatandaşın soruları da genellikle hani sokağa çıktığımızda hep belediye ağırlıklı yani belediyenin yapacağı işler aslında e, valiye soruyorlar hani iş istiyorlar yine burada WhatsApp hattımız var soru alıyoruz yine aynı şekilde benim işte oğluma iş arıyorum bana yardım etsinler falan e, dediğiniz gibi hani belediye başkanına ulaşmak daha kolay geliyor insan. Tabii. Tabii. Bir de ben buradan vatandaşlara şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Buyurun lütfen. Çocuklarının eğer e, girişim becerilerinin azalmasını istiyorlarsa, eğer çocuklarının bir yerlere bağımlı bir şekilde yetişmesini istiyorlarsa devlet kapısında iş arasınlar. Ama çocuklarının girişimci, girişken, müteşebbis, tuttuğunu koparan, ekmeğini taştan çıkaran insanlar ol, olmasını istiyorlarsa çocuklarına devlet kapısında değil özel sektörde iş arasınlar. Özel sektörde 3 sene, 5 sene çalışsın çocuklar. Ondan sonra devlet kapısına geçsinler. İnanın çok daha başarılı olurlar. Çok daha iyi bir devlet memuru olurlar ve e, kamuda da aranan eleman olurlar. Onun için bizim vatandaşımız tutup da valinin önünü çevirmesin, belediye başkanının önünü çevirmesin. <laughs> Onun yerine gitsinler Çorum Organize Sanayi'de, Çorum çarşısında iş ilanlarına baksınlar. İnternette orada, burada eleman arayan özel sektör sektöre çocuklarını yönlendirsinler. Özel sektör e, insanlara iş tecrübesi kazandırır, iş kültürü kazandırır, iş disiplini kazandırır, paranın nasıl zor kazanılacağını öğretir. Artı aktif bir şekilde sürekli çalışan bir beyinle piyasada açık alanlar nereler, niş alanlar nereler, nerede nasıl iş yaparım? Bunlara insanların konsantre olması, o genç beyinlerin konsantre olmasını sağlar. Bu nedenle çocuğu tutup üniversiteden çıkar çıkmaz hadi oğlum işte KPSS sınavına hazırlan. Hadi oğlum işte falanca bakanlık yok filanca kamu kurumu şey hazır, e, sınav açmış ona hazırlan. Hadi kızım işte belediyede işe gir. Hadi oğlum işte valinin önünü çevirelim de validen iş isteyelim. Bunlar çocuğun girişimciliğini öldürür. Bakın girişimciliğini öldür. Bu vesileyle ben de vatandaşlarımıza, torunlara seslenmek istiyorum. Üniversitede de öğrencilerime aynısını söylüyorum. Diyorum ki kendinizi pasifleştirmek istiyorsanız, bağımlı hale getirmek istiyorsanız devlet kapısına gidin. Ama tuttuğunu koparan, ekmeğini taştan çıkaran, iş kültürü, iş disiplini efendim öğrenen, müteşebbis ruha sahip, piyasada aranan eleman olmak istiyorsanız hemen ikinci sınıftan itibaren önce stajyer olarak, üçüncü sınıftan itibaren part time olarak ve dördüncü sınıftan itibaren de biraz daha ileri aşamada özel sektörde çalışmaya başlayın. Önemli değil, bir leblebici dükkanında stajyer olarak başlarsınız. Evet. 10 sene sonra, 15 sene sonra leblebi fabrikanız olur. <laughs> Çok önemli bir tavsiyeydi evet. gerçekten. Yani, leblebi, Çorum'da olduğum için örnek olarak verdim. Yoksa Çorumlara leblebi anlatacak değilim. Yani haddimi bilmem lazım. İstanbul <laughs> Hocam. Ee, hocam ben yerel yönetimlerde başarıyı getiren çalışmalara dikkat çekmek istiyorum. Evet. Sizce en önemli çalışma nedir bu noktada? Bir kere e, belediye başkanı halkın içinde olacak. Evet. Halktan kopmayacak. Halkla beraber olacak. Mütevazı olacak, icabında çarşıda yürüyerek bir yerden başka bir yere gidecek, icabında vatandaşla birlikte bisiklete binecek, icabında evinden belediyeye yürüyerek gidecek kendisi. Sürekli vatandaşın içerisinde olacak, vatandaşın nabzını tutacak çünkü vatandaşa hizmet etmek için oraya geldi. Mevki makam doldurmak için oraya gelmedi. Audilerle, Mercedeslerle e, seyahat eden bir belediye başkanı çok başarılı olamaz, onu ben söyleyeyim. Dolayısıyla da ne yapacak? Makam otosunu icabında bir tarafa bırakacak, vatandaşın içinde olacak. İki, belediye başkanı çok iyi bir ekip kuracak. Başkan yardımcıları belediye başkanından daha bilgili olacaklar. Evet. Hukuken daha bilgili olacaklar, teknik anlamda daha bilgili olacaklar ve özgüven sahibi insanlar olacaklar. El pençe divan durup hikmet buyurdunuz efendim diyen insanlar olmayacaklar. Siz ne derseniz o doğrudur diyen insanlar olmayacaklar. Kayıtsız ve şartsız itaat eden insanlar olmayacaklar. Bizim Hızır Bey Çelebiler'e ihtiyacımız var. Hızır Bey Çelebi İstanbul'un ilk belediye başkanıdır. Fatih Sultan Mehmet'i yargılamıştır kendisi. Çünkü aynı zamanda da şeydir kadıdır. Dolayısıyla bizim Hızır Bey Çelebilere ihtiyacımız var. Her tarafta böyle. Belediye başkanı iyi bir ekip oluşturacak. En önemli yardımcı, en önemli ekibin en önemli üyeleri unsurları başkanın yardımcılarıdır. Müdürler mesela. Onun için başkan eğitime çok önem verecek. Yurt içinde, yurt dışına, yurt içinde, yurt dışında programlara katıldığı zaman yanına yardımcılarından birini, ikisini alacak birkaç memur, birkaç müdür, bunları alıp götürecek. Onların bilgilerinin, görgülerinin, kültürlerinin artmasını sağlayacak, dış dünyayı görmelerini sağlayacak. Başkan bir kere fuar fuar dolaşacak. Kendisinin gidemediği fuarlara yardımcılarını gönderecek, müdürlerini gönderecek. Başkan çok okuyacak. Bakın, mesela misalen örnek veriyorum. Çorum'un 4-5 bin yıllık tarihi var. Bir kere o tarihi bilecek. Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi, Hititler, Roma dönemi, Cumhuriyet dönemi bir kere bunları bilecek. Çok meraklı bir insan olacak başkan. İkinci olarak bir kültür adamı olacak. Mutlaka güzel sanatlardan biriyle iştigal edecek. Eğer müziğe yeteneği varsa bir enstrüman çalacak. Edebiyata yeteneği varsa şiirdi, işte efendim denemeydi, şuydu, buydu, onlarla ilgilenecek. Resme yeteneği varsa resmin bin bir çeşidi var. Hat olabilir, başka bir şey olabilir. Bütün Osmanlı padişahları sanatkar idi. Tarihteki bütün büyük devlet adamlarının hepsi sanatkardır. Mutlaka bir sanat yönleri vardır. Peki en bunun kötüsü bile şairdir. Bunun yerel yönetimi nasıl bir faydası var canım? Bunun faydası yerel yönetimi şöyle bir faydası olacak. Sanat insanın ruhunu güzelleştirir. Evet daha estetik şehirler ortaya çıkar. Sanatkarın bakış açısıyla gördüklerini biz normal insanlar göremeyiz. O zaman ne olacak? Bizim ruhumuzun gelişmesi lazım. Ruhumuzun dinlenmesi lazım. Estetik bakış açısını kazandırmamız lazım. Sanatkar bir binaya bakar, o binadaki bütün çirkinlikleri görür. Biz ise o binanın önünden umursamaz bir şekilde geçeriz. Halbuki o bina sabahtan akşama kadar Çorum insanına mesaj veriyor. Onların bilinçaltına mesaj veriyor. Neyi? Estetik garabet mesajı veriyor. Estetik çirkinlik mesajı veriyor. Evet. Onun için de o insan misalen örnek veriyorum. Çorum'da bulunduğumuz için yanlış anlamayın. Yoksa Çorum çok gelişmiş, çok güzel, çok bakımlı ve temiz bir şehir. Çorum bahsine birazdan geleceğiz. Ama o sokaktan her, her geçen insan o binanın biraz daha tesir altında kalıyor. Veya o kötü sokağın biraz daha tesir altında kalıyor. Sanatçı e, yönü gelişmiş bir belediye başkanı kültür yönü gelişmiş bir belediye başkanı o binaya tahammül edemez işte. Önünde birkaç tane alternatif vardır. Ya o binanın dış cephesini düzenletir güzelleştirir. Ya, ya o binayı istimlak eder veya kentsel dönüşüm kapsamına aldırır o bölgeyi onunla birlikte o binada ne olur dönüşür gider. Bu nedenle şey çok önemlidir. Diğer bir husus elbette ki eğitim eğitime çok önem vermesi lazım. Az önce söyledik belediye çalışanlarının eğitimi. Bir kere ortalama bir belediye çalışanı yılda 8-10 saat veya 15-20 saat eğitim almalı. Bunu sağlayacak olan kim? Belediye başkanı. Nasıl sağlayacak? İşte eğitim ihaleleri açacak. İşte bilen insanları çağıracak, vesaire davet edecek ve Çorum'da işte üniversiteyle işbirliği yapacak il milli eğitimle işbirliği yapacak, halk eğitimle işbirliği yapacak, çorumun yanı başındaki büyük şehirlerin efendim büyük şehirlerdeki önemli kurumlarla işbirliği yapacak evet. vesaire. Çok güzel bir eğitim faaliyeti, eğitim seferberliği başlatacak yapacak. Bu şey per, personel için. Aynı zamanda halk içinde. Şimdi vatandaşımız bizim baktığımız zaman belediyeler çok güzel kaldırımlar yapıyorlar, yollar yapıyorlar, yol çizgileri vesaire çok güzel çevre düzenlemeleri yapıyor fakat halkımızdaki kültürel gelişim aynı paralelde seyretmiyor. Ne yapıyor? Geliyor. Mesela arabasını yol üzerine geliş güzel park ediyor veya kaldırma çıkıyor, kaldırma park ediyor. Evet, i̇şin bir de bu boyutu var. Geçtiğimiz Tabii. günlerde Çorum'da yaşandı. Dar bir sokakta aracı park ettikler için itfaiye giremedi. Bir yangın çıktı mahallede de. Düşünün yani şimdi Bugün siz yaşadık maalesef ki. Evet. Orada belki can kaybı da olmuştur. Evet. Bakın itfaiye geçiş üstünlüğü olan ikinci araçtır biliyorsunuz. Ambulans ve sonra itfaiye gelir. Polisten de öncedir. Dikkat evet. edin. Yani polisten de önce öncedir. Bu nedenle vatandaşımızın da bilinçlenmesi lazım. Onun için işte Çorum Belediyesi'nin bu kadınlar kültür merkezleri, aile eğitim merkezleri, gençlik merkezleri vesaire çok mühim. Yani Çorum'un sanırım 250-260 bin nüfusu var merkez nüfusu. 7 tane gençlik merkezi var. Bu ne demek? Aşağı yukarı 35 bin kişiye bir gençlik merkezi düşüyor demek Çorum'da. 35 bin kişi. Çok iyi bir rakam. Yani Çorum Belediye Başkanı'nı tebrik etmek lazım. Bir sürü şey var. 6 tane de kadınlara yönelik eğitim ve kültür merkezi var. Bu da ne demek oluyor? Aşağı yukarı 60 bin kadına bir kültür merkezi düşüyor ki yani Türkiye'nin büyük şehirlerinden falan daha ileri bir noktada Çorum o açıdan benim çok hoşuma gidiyor. Buradaki faaliyetler, çalışmalar vesaire. Zaten Çorum'a geldiğimiz zaman bir böyle bir nezahet hissediyor. Yani bir nezihlik, nezihlik hissediyoruz. Böyle insanın içi açılıyor. Şehir temiz, bakımlı, planlı, çevre çevre düzenlemesi iyi. E, araçlar baktığımız zaman genel olarak yayaya saygı var. Zaten yazmışlar Bir defa Çorum'da gördüm. Öncelik Yayalar'ındır. Evet. Başka hiçbir e, şehirde yok. Gazi Caddesinden geçerseniz fark edersiniz evet. hocam. Ben de ilk geldiğimde aynı tepkiyi vermiştim. Hani bu e, nasıl oturmuş toplumda diye. Önce e, hakikaten hani yayalara yol veriyorlar. Yani e, adımınızı attığınız anda o araba duruyor. Evet. E, kesinlikle o, orada bir saygısızlık söz konusu olmuyor ama hani e, diğer gittiğim şehirler hiç böyle bir şey görmedim. Yani siz de sizin de dikkatinizi çekmiş. Tabii. Ee, bu noktada tabii hani eğitimin önemi ortaya tabii ki, çıkıyor. Tabii ki. Vatandaş durduk yere bu şekilde bilinçlenmiyor. Evet. Bunu sağlayan belediye ne yapıyor? İşaretlendirmeler, levhalar, efendim ışıklı ve sesli uyarı sistemleri. Vatandaşın sürekli bilinç altına yıllar boyunca bu mesaj veriliyor, veriliyor, veriliyor ve bir müddet sonra bu artık vatandaşta olağan bir harekete dönüşüyor. Nedir? Yaya yola adımını attığı zaman ben araba olarak durmak mecburiyetindeyim. Niye? Çünkü o o insan Evet. Benim ise bindiğim şey insan değil. Her ikisi karşı karşıya geldiği zaman öncelik insanındır. Benim acelem olsa bile benim altımda neticede araba var. Gideceğim yere o yayan gideceğinden çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Kesinlikle. O halde ne yapmam gerekiyor? Yayanın can güvenliğini önemsemem gerekiyor, şehrin düzenini önemsemem gerekiyor, bir de lüzumsuz yere acele etmemem gerekiyor. Yine belediye çalışmalarına değindik ama başka çalışmalarına baktınız mı, takip ediyor musunuz bilmiyorum. Diğer çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz Çorum Belediyesi'nin hocam? Şöyle söyleyeyim ben, Çorum Belediyesi'ni ben genel olarak başarılı buluyorum. Yıllar önce, ilk Çorum'a geldiğimde 22 sene önce gelmiştim, 23 sene önce. O zaman çok şaşırmıştım, çok planlı ve düzenli bir şehir bulmuştum Çorum'u. Şimdi aradan yıllar geçtikten sonra bu Çorum'a benim üçüncü gelişim. Her gelişimde biraz daha şaşırıyorum. Çorum aslında kendini daha iyi tanıtmalı. Mesela planlama çok iyi. Zaten bir şehir, bir belediyenin en önemli hizmeti planlama hizmetidir. İmar planlarının hazırlanmasıdır. İmar planları ne kadar iyi hazırlanırsa şehir o kadar iyi gelişir. Şehir o kadar düzenli bir şehir haline gelir. Ekonomik anlamda da o kadar hızlı bir gelişim içerisinde olur. Çorum'un genel e, durumuna baktığımızda iyi bir planlama var şehirde. E, bu çok mühim bir şey. Yani şehir planlı bir şekilde gelişiyor ama hızlı bir şekilde gelişiyor. Ben Çorum'un nüfusunun 100 bin civarında olduğunu hatırlarım. Şimdi geldik 260 bine. Evet. Ama şehirde doğru düz şöyle doğru düzgün kelimesi yanlış oldu. Şehirde dikkat çekecek bir gece kondu alanı yok. Her taraf düzenli, imarlı efendim şeyler. E, tarihi bölgeler restore ediliyor hızlı bir şekilde. O mesela benim e, dikkatimi çekti. Çok güzel parklar var. E, çok güzel çevre düzenlemeleri var. Şimdi mesela valiliğin karşısına belediye güzel bir meydan yapıyor. Evet. O e, çok hoş bir şey. E, artı belediyenin mesela ekmek hizmeti bile e, çorum boyutlarındaki bir e, şehrin e, hacmini aşacak bir şey. Halk Şimdi ekmek. mesela evet halk ekmek. Glütensiz ekmek çıkaracaklarmış. Ama böyle olmalı. Şimdi Çorum'a geldiğimiz zaman sıradan bir ekmek, lavaş, mavaş vesaire veya işte Karadeniz ekmeği mi? bunlar yenmez. Yani Çorum'da Çorum'a özgü ekmek yenmesi lazım. Onun için de belediye çok güzel bir şey başlatmış. Kültür merkezleri, eğitim merkezleri baktığımız zaman kadınlar için, gençler için, efendim işte çocuklar için vesaire. Yani hakikaten çok güzel hizmetler var Çorum'da. Şehir bir kere çok temiz. Herhalde çöpler günde birkaç defa alınıyor diyorum ben. Bu kadar temiz bir şehir. Artı refüjler çok düzenli. Çok güzel çevre düzenlemeleri yapılmış. Havuzlar vesaire çok bakımlı. Yani Çorum'a geldiğimiz zaman hakikaten insanın içi açılıyor. Böyle bir nezih bir şehir. Çok hoşuma gidiyor burada bulunmak. Efendim, e, belediye personeline zaman zaman hizmet içi eğitimler veriyorsunuz. Bunlara dikkat çekmek istiyorum biraz da. Bu eğitimlerin kurma ve personele katkısı e, ne durumda? Yani katkısı oluyor mu? Bu tarz eğitimlerin artırılması gerekiyor evet. mu hocam? Şimdi şöyle, e, eğitim hususunun ne kadar önemli olduğunu zikretmeye gerek yok. Evet, az önce Fakat e, bir eğitimin başarılı olabilmesi için ta planlama aşamasından itibaren çok ciddi bir çalışma içerisinde olmak gerekir. Şimdi Çorum belediyesini ben tenzih ediyorum ama birçok belediyede böyle gelişi güzel eğitim programları yapılıyor. Eğitimin planlamasını yapacak olan insanların eğitimden anlaması gerekir. Evet. Yani en azından hiç olmazsa, belediyenin insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünde bir öğretmen çalıştırılmalı veya bir eğitim uzmanı çalıştırılmalı. Ya bir kişi de olsa bile o işten anlayan bir kişi olması lazım çalıştırılmalı. Çünkü bunlar bir eğitim nasıl planlanır bunlar bilir. Yani ben şunu diyemem bir hastanede öğretmen çalışmalı diyemem hastanede doktor çalışmalı. Ama eğitim hususunda da öğretmen çalışmalı veya bir akademisyen çalışmalı ya da bir eğitim plancısı çalışmalı. Eğitimin nasıl planlanacağı, eğitim analizi nasıl yapılacak, eğitim ihtiyacı nasıl belirlenecek? Bir kere buradan başlıyor onu söyleyeyim ben. Bu nedenle bir kere işin mutfağında e, malzemelerin düzgün olması lazım ki yemek iyi bir şekilde hazırlansın. Planlama kısmı çok önemli. İkinci olarak eğitimin programlanması. Şimdi planlama ayrı bir şeydir, programlama ayrı bir şeydir. Programlama demek artık işin uygulamaya geçmesi demektir. Evet. Neyi kastediyoruz? İyi eğitimci bulunması lazım. İyi eğitimci eğer Çinde bir Çinde ise onu da getirmek lazım. Peygamber Efendimiz ilim Çinde olsa bile gidin onu alın diye emretmiş. Dolayısıyla iyi eğitimciyi bulmak lazım ve onu getirmek lazım. Ee, Üçüncü olarak eğitim mekanı, eğitim için son derece uygun bir mekanın tahsis edilmesi lazım. Havadar, ısıtması, havalandırması, soğutması iyi olan bir mekan. İşte eğitim materyallerinin zamanında hazırlanması lazım. Masaların, sandalyelerin temiz ve düzgün olması lazım. Eğitime katılan insanların önceden bilgilendirilmesi lazım baktığımız zaman. Bu insanların önceden bilgilendirilmesi eğitim ve eğitimci hakkında artı, Eğitim esnasında da işte belirli aralıklarla e, teneffüs dediğimiz eğitim aralarının verilmesi lazım. Öbür tarafta ikramların iyi olması lazım. Eğitim öncesinde ve sonrasında anketlerin yapılması lazım vesaire vesaire. Bunu bu şekilde yapan belediye eğitimde ciddi mesafe kat eder. Ama eğitimde dikkatten kaçan bir şey var. Eğitim ritmik olmalı. Nedir ritmik? Yani? Ataların bir sözü var. Mermeri delen suyun şiddeti değildir, damlaların sürekliliğidir. Eğitim de öyledir. Bir insana 40 defa deli derseniz deli olur. Bir insana aynı konuda düzenli aralıklarla eğitim verirseniz her altı ayda bir o insan artık o eğitimde verilen konuları özümsemeye başlar, benimsemeye başlar, içselleştirmeye başlar. Evet. Ama mesela diyelim ki muhasebe e, e, memurlarına belediyedeki mali e, Hizmetler Müdürlüğündeki muhasebe memurlarına işte Sayıştay'dan bir denetçi getirdiniz. Üç sene hiç eğitim verdirmediniz. O üç sene önceki bilgilerle o memurlar işleri yürütmeye çalışır. Halbuki mali mevzuat sürekli değişiyor. Evet. Usuller sürekli değişiyor, ihtiyaçlar sürekli değişiyor, vatandaş talepleri her şey sürekli değişiyor. Hizmet sun sunma yöntemleri sürekli değişiyor. E üç sene önce Sayıştay'dan e, eğitimci getirdin. 6 e, ay sonra bir mülki müfettişini getir ondan 6 ay sonra bir üniversite hocasını getir. Ondan 6 ay sonra işte başka bir kurumdan başka bir eğitimciyi getir. Misalen sadece muhasebe eğitimi değil ki o kişi aynı zamanda insan, onun insani gelişim var, kişisel gelişim var, sosyal gelişim var. Öyle değil mi? Bunları da önemsemek lazım. Kültürel gelişimi var. Şimdi baktığımız zaman belediyelere ağırlıklı olarak mevzuat eğitimi yapıyor. İyi de biz robotlarla çalışmıyoruz ki. Robotu kurgularsın, robot işini yapar. Mevzuat eğitimleri de öyledir. Kurgularsın yani öğretirsin. O bildiği şekilde işini yapar. Ama öbür tarafta o insanın kişisel gelişimi, kültürel gelişimi, manevi gelişimi, sosyal gelişimi, psikolojik gelişimi bütün bunları düşünerek eğitim programlarını da böyle çok boyutlu ve 360 derece insanı kuşatacak tarzda yapmak lazım. Bunu yapan belediyeler var, yapmayan belediyeler var. Çorum Belediyesi'ne baktığımız zaman eğitime önem veriyorlar ki Ta İstanbul'dan, Ankara'dan, evet. değişik yerlerden insanları davet ediyorlar. Siz de bu sebeple bildiğim kadarıyla buraya geldiniz. Kendime mi? hiç pay çıkarmayayım. <laughs> Hoş geldiniz diyelim tekrar. Sağ olun. Efendim kısa bir aramız olacak aranın ardından ajans çorum devam edecek. Ajans Çorum kaldığı yerden devam ediyor. Efendim Marmara Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor Recep Bozlağan sorularımızı yanıtlıyor. Efendim Türk tipi başkanlık sistemi adlı kitabınız var. Ben ikinci bölümümüze bununla devam etmek istiyorum. Evet. Nedir Türk tipi başkanlık sistemi? Şimdi her sistem o ülkenin ihtiyacına uygun olmalı. Evet. Başkanlık sistemi dünyada tek, tek tip bir sistem değil. Başkanlık sistemi uygulayan ülke sayısı yanlış hatırlamıyorsam 58. Şimdi Türkiye de onlara dahil oldu. 59'a çıktı. Evet. Başka, her bu 58 ülkenin Türkiye Arjantin olmak üzere hepsinin uyguladığı sistem birbirinden farklı. Bakın Amerika ile Meksika sınır. Her ikisi de başkanlık sistemi uygular ama ikisi de birbirinden farklıdır. Arjantin Arjantinle Brez, Brezilya sınır. Birbiriyle sınırdır. Çok uzun da sınırları vardır. Her ikisinde de başkanlık sistemi uygulanır ama birbirinden farklıdır. Bu nedenle Türkiye'de uygulanacak olan başkanlık sisteminin de Türk tipi olması gerekir. O farklılığın sebebi nedir? O farklılığın sebebi ülkenin tarihi, evet. kültürü, yönetim gelenekleri, halkın e, yapısı. Bu da çok önemli. Yani Halkın yapısı. Mesela bizim halkımız e, öteden bu yana otoriteden hoşlanır. Bu ta Ortasya'dan bu yana böyledir. Gidin Ortasya'ya baktığın zaman tarihe, efendim, işte Bilge Kağan ve Kültigin. İki tane güçlü otorite. Ne yapmışlar? Koskoca bir devlet kurmuşlar. Öbür taraftan ondan önce bakıyorsunuz Mete. Ya da destandaki adıyla Oğuzhan. Ne yapmış? Kendisinden onlarca kat büyük olan Çin imparatorluğunu yenmiş. Ve Hun imparatorluğunu kurmuş. Yine onun babası mesela Teoman. Evet. Geliyoruz İslamiyet dönemine. Tuğrul Bey, Melikşah, Alparslan, Alaaddin Keykubat. Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat, Efendim, 2. Abdülhamit, Atatürk, Menderes, Özal, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Otoriteyi kim temsil ediyorsa, otoriteyi kim kurabilmişse, otoriteden kastettiğimiz dirlik ve düzen. O dirlik ve düzeni kim kurabilmişse vatandaşımız onun arkasında kenetlenmiştir. Kim kuramamışsa, kim ikircikle davranmışsa vatandaşımız tarih boyunca halkımız onlardan uzak durmuştur. Bu nedenle başkanlık sistemi bizim toplumumuza baktığımız zaman en uygun hükümet sistemidir. Ama bizim toplumumuzun ihtiyacını karşılayacak şekilde kurgulanması gerekir. Biz kitabımızda bunu anlattık. Anladım. Ee, peki Türkiye'de başkanlık süreci e, sizce neleri düzeltecek? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Başkanlık sistemleri niçin ortaya çıkmıştır? Başkanlık sistemleri parlamenter sistemin kendi içinde yaşamış olduğu sorunları gidermek üzere ortaya çıkmıştır. Hı. Parlamenter sistem İngiltere'ye özgü bir sistemdir ve dünyaya da İngiltere'den yayılmıştır. Parlamenter sistem nedir? Parlamenter sistem şudur sorumsuz bir cumhurbaşkanı veya kral, e, güçlü bir parlamento ve güçlü parlamento'nun içinden çıkan bir hükümet, parlamenter sistem budur. Hükümet parlamentoya karşı sorumlu. Kral parlamento tarafından seçilmediği için, efendim halkın da üzerinde yer aldığı için, fakat sembolik bir durumda olduğu için de onun kime karşı sorumlu olduğu çok önemli değil. Parlamenter sistemde cumhurbaşkanları da semboliktir. Aynen kral gibi. Türkiye'deki şu anda hali hazırda uygulanan sistem de parlamenter sistem değildir aslında. Yarı başkanlık sistemine yaklaşmış, dejenere olmuş bir parlamenter sistemdir. Evet. Yani saf parlamenter sistem değildir. Yarı başkanlık sistemine yaklaşmıştır. Şimdi İngiltere'deki, İngiltere niçin parlamenter sistem uyguluyor? Çünkü gelenekleri var. Kralı başlarından atamazlar. Çünkü geleneklerine son derece bağlı bir ülke. Şu anda her ne kadar ülkenin başında kraliçe varsa da İngiliz tarihinde eğer erkek varis varsa veliaht odur. Erkek varis yoksa kız varis veliaht olur. Onun için 2. Elizabeth'in babasının erkek varisi olmadığı için 2. Elizabeth mecburen varis olmuştur ve hala 64 yıldır, 65 yıldır İngiliz tahtında 90 bilmem kaç yaşında devam ediyor. Şimdi bu nedenle İngiltere'ye özgü bir sistemi sanki en demokratik sistemmiş en efendim e, ülkelerin e, e, siyasi ihtiyacını karşılayacak bir hükümet sistemiymiş gibi ortaya getirmek de doğru değil. O İngilizlerin ihtiyacı öyle. Benzer bir sistemi Japonlar da Japonya'da uyguluyorlar. Onlar da geleneklerine bağlılar. Orada da imparator vardır, semboliktir. Bilmem kaç bin yıldır o aile Japonya'yı yönetiyor. Japonlar çok sever imparatorlarını. Aynen İngilizlerin krallarını, kraliçelerini sevdiği gibi. Orada da parlamenter sistem var. Ama düşünün Türkiye'de ne kadar uzakta ve Türkiye'ye ne kadar yabancı coğrafyalar ve kültürler. Şimdi dolayısıyla onların o sistemini alıp da sanki idealmiş gibi biz niye devam ettirelim? Biz kendi tarihimize bakalım. Bizim tarihimizde vatandaşta ve ülkede dirliği düzeni sağlayan yönetici etrafında vatandaşımız kenetlenmiştir, halkımız kenetlenmiştir. Evet. Bunu da sağlayacak sistem başkanlık sistemidir. Neden? Çünkü başkanlık sistemi güçler ayrılığını getirir. Aslında parlamenter sistemden daha demokratiktir baktığımızda. Parlamenter sistemde güçler ayrılığı tam olarak yoktur. Bir sistemin demokratik olup olmadığını anlamak için güçler ayrılığı mekanizması çalışıyor mu çalışmıyor mu biz ona bakarız. Parlamenter sistemde nasıl güçler ayrılığı tam olarak sağlanmamıştır? Üç tane güç vardır. Yasama, yürütme, yargı. Evet. Yargı bütün demokratik sistemlerde bağımsızdır. Onu bir tarafa koyuyoruz. Başkanlık sisteminde de bağımsızdır. Parlamenter sistemde de bağımsızdır. Meclis hükümetinde de bağımsızdır. Yarı başkanlıkta da bağımsızdır. Onu bir tarafa koyduk. Sorun yasama ile yürütme arasında. Yasama ile yürütme arasında. Parlamenter sisteme baktığımız zaman... Bu ikisinin birbirinden bağımsız olması gerekirken parlamenter sistemde yürütme yasamanın içinden çıkıyor. O zaman güçler ayrılığını nasıl sağlayacağız biz? Kuvvetler ayrılığını nasıl sağlayacağız? Kontrol ve dengeyi nasıl kuracağız? E biri diğerinin içinden çıkıyor. Oysa birbirinden ayrı olması lazım. Demokrasiyi savunan bütün insanlar güçler ayrılığı, e, kontrol ve denge diye iki ilkeden söz etmiyorlar mı? Evet. Söz ediyorlar. Peki başkanlık sisteminde durum nasıl? Başkan ayrı seçiliyor, kendi hükümetini kuruyor. Yani yürütme ayrı, meclis ayrı seçiliyor. Kendi iç sisteminde kendi efendim mevzuatına uygun olarak çalışmalarını yürütüyor. İkisi birbirinden ayrı. Ee, olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe başkan meclisi fesedemiyor veya seçime gidemiyor. Olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe de meclis başkanı görevden alamıyor. Ama parlamenter sistemde öyle değil ki. Hükümet meclisin içinden çıkıyor. Meclis hükümet içinden çıktığı meclisi zapturapt altına alıyor. Çalışamaz hale getiriyor icabında. Evet. Gerektiğinde seçim kararı alıyor, erken seçim kararı alıyor. Bunu meclise dayatıyor. Meclis zaten hükümetin kontrolü altında. Güya meclis hükümeti denetleyecek. Tam tersi hükümet meclisi denetliyor. Böyle abuk bir durum. Ve meclis hükümetin dayattığı erken seçim kararına uyarak erken seçim kararı alıyor. Nerede güçler ayrılı? Nerede meclisin hükümeti denetlemesi? Tamamen hükümet odaklı bir yapı ortaya çıkıyor. Son derece çarpık. İkinci olarak hükümet meclisin onayına tabi olduğu için parlamenter sistemde yani güven oyu denen bir mekanizma var. Bakın Almanya'da iki aydır hükümet kurulamıyor. Evet. Seçimler yapıldı ki Alman sistemi de parlamenter sistemin rasyonalize edilmiş halidir. Yani dünyada en iyi işleyen parlamenter sistemlerden biridir Alman sistemi. Buna rağmen iki ay önce seçim yapıldı ve iki aydır hükümet kurulamıyor. Geçti konu Hollanda'da. Hollanda'da hükümet kuruldu mu? 200 küsür yündür. Hükümet görüşmeleri oluyor Hollanda'da. Eğer kurulmuşsa ben son 10 15 gündür 20 gündür takip edemedim Hollanda'yı. Kurulmuştur. Tamam mı? Ama 200 gün siz ne yapıyorsunuz? Hükümet kurmak için görüşüyorsunuz. Yazık değil mi o ülkenin kaynaklarına? O ülkede insan yaşayan insanların ümitlerine. O ülkedeki kamu yönetim sisteminin düzeninin siyasi sistemin düzeninin sağlanması lazım. Yazık değil mi? Yazık. Bir sürü kamu kaynağı ne oluyor? Heba oluyor. Ama başkanlık sistemi öyle değil ki. Başkan seçildiği gün kabinesini oluşturabiliyor. Kabinesi meclisin onayına tabi değil. Mecliste seçildiği gün çalışmaya başlayabiliyor. İkisi birbirinden ayrı. Başkan meclisi denetleyebiliyor, meclis başkanı denetleyebiliyor. İkisi birbirini denetleyebiliyor. İcabında başkanın nasıl görevden alınacağı da anayasada yazılı zaten. Ama o istisnai durumlarda. Fakat parlamenter sistemde parlamento hükümeti dilediği zaman düşürebiliyor. O zaman ne oluyor? Türkiye'nin 80'li yıllar şey 70'li yıllarda siz o yılları hatırlamazsınız efendim. 70'li yıllarda ülkemizde her 9-10 ayda bir hükümet kurulurdu, yıkılırdı. Gelelim 2015 yılına. iki tane seçim yaşadık değil mi? Evet. 7 Haziran seçimi ve evet. ülkemizde ne oldu? Hükümet kurulamadı. Evet. O zaman vatandaşımız parlamenter sistemin ne kadar sakıncalı bir şey olduğunu gördü ve 1 Kasım seçimlerinde %49,50 ile ne yaptı? AK Parti'yi iktidara getirdi. Ve o AK Parti de ne yaptı? Eline geçen ilk şeyde fırsatta ee, anayasayı değiştirerek Türkiye'nin bir daha o günleri yaşamaması için başkanlık sistemine geçiş kararı aldı. Vaziyet bundan ibaret. Efendim, peki başkanlık sisteminin Türkiye'yi 2071 hedeflerine taşıyacağı yönünde açıklamalarınız var. Buna ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne gibi faydaları olacak? Tabii şöyle hedefler şimdi, noktasında. Tabi bakın, e, ekonomik istikrar, daha doğrusu ekonomik gelişim, siyasi istikrara bağlıdır. Evet. Bir ülkede siyasi istikrar yoksa ekonomik istikrar olmaz. Ekonomik istikrar yoksa da toplumsal istikrar olmaz. Yani çalkantılar olur. Temeli siyasi istikrardır. Başkanlık sistemi bulunduğu bütün ülkelere siyasi istikrar getirmiş bir sistemdir. Parlamenter sistemden daha demokratiktir. Parlamenter sistemden daha demokratiktir ve başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler daha hızlı gelişiyorlar. Onun için Güney Kore başkanlık sistemine geçmiştir ve geçtikten sonra da çok hızlı gelişmeye başlamıştır. Bakın Şili başkanlık sistemi e, sistemiyle yönetiliyor ve Şili çoğu insan e, adını bilmez ülkemizde. Gayri safi milli hasılası bizim iki katımızdır. Yani bu sistem sadece Amerika'ya özgü bir sistem değildir. Ve başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin toplamının gayri safi milli hasılası parlamenter sistemle yönetilen ülkelerin gayri safi milli hasılalarından da fazladır. Bu nedenle başkanlık sistemi ülkemizde siyasi istikrarı garanti altına alacağı için bu ekonomik istikrar da getirecektir. Niye? Çünkü iş adamı siyaseten istikrar arar. Siyaseten çalkantılı ortama yatırım yapmak istemez. Bu hem Türkiye'deki iş adamları için geçerlidir hem de yurt dışındaki iş insanları için geçerlidir. Evet. Bunlar istikrarlı ortam ararlar ve oraya yatırım yapmak isterler. Siz ülkenizde siyasi istikrar sağlarsanız ekonomik istikrarı sağlamanız kolaylaşır. Ama siyasi istikrarı sağlayamazsanız her 10 ayda bir, 12 ayda bir veya her 2 senede bir hükümet değiştirirseniz o ülkede ekonomik istikrar da sağlanamaz. Onun için başkanlık sistemi uzun vadede 2071 hedeflerine ulaşılmasında ülkemizi daha böyle güçlü kılacak bir hükümet sistemidir. Hocam bir diğer çalışmanıza dikkat çekmek istiyorum. Yine programımızın başında da kendinizden bahsederken söylemişsiniz İstanbul ve büyük şehirler anlamında da çok çalışmanız var. İstanbul 2053 Vizyonu adlı bir çalışmanız var. Ona değinmek istiyorum. Birçok kitabınız var ama özellikle bunları seçtim ben. Bu kitabınızda anlatmak istediğiniz nedir efendim? İstanbul için büyük önem taşıyan bu çalışmaya değinebilir misiniz? birazcık? Da? Tabii. Şimdi İstanbul 2053 Vizyonu biliyorsunuz 2053 tarihi Fethi'nin 600. yıl dönümü. Evet. Onun için ismini koyduk. İstanbul 2053 Vizyonu da 2053'e ondan dolayı vurgu yaptık. Şimdi biz e, 2053 Vizyonu kitabını yazdıktan sonra e, hükümetimiz de 2023 2071 Vizyonu diyordu. 2053 Vizyonu'nu da e, programına aldığını resmen açıkladı. Evet. Bu bizim için çok sevindirici bir şey. İstanbul 2053 vizyondan kastettiğimiz şey şu. İstanbul şehri 2053 yılında dünyanın en önemli 3 şehrinden biri olmalı. Dünyanın en önemli 3 şehrinden biri haline getirilmeli. Peki bu nasıl olacak hocam? Getirilebilir ve bu mümkündür. Bunun üzerine benim upuzuğun bir seminerim var. 3-4 saatten bunu <laughs> anlatıyorum. Tamam mı? Şimdi... Biz kısaca değinelim o tabii zaman. Tabii ki, tabii ki. Kısaca değinelim. Merak edilen edenler için de e, kitabı okumalarını tavsiye edelim. Bundan. Yani e, 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 lütfederler efendim. Şimdi İstanbul şehri üç kıtanın buluşma noktasında yer alan bir şehir. Evet. Dünyada üç kıtanın, üç farklı kıtanın buluşma noktasında yer alan başka bir şehir yok. Geçti konu, iki kıtanın buluşma noktasında yer alan başka bir şehir de yok. İstanbul hem Asya ve Avrupa'nın buluşma noktasında hem de Afrika kültür ve medeniyetinin menbaı ve en önemli havzası olan Nil havzasına en yakın konumdaki Avrupa şehridir. Bak İstanbul. Dolayısıyla Afrika'nın, Avrupa'nın ve Asya'nın buluşma noktasıdır İstanbul şehri. Bugün Türk Hava Yolları neden bu kadar hızlı büyüyor biliyor musunuz? İstanbul'un dünya üzerinde Başka hiçbir şehre nasip olmayan coğrafi üstünlüğü dolayısıyla Türk Hava Yolları bu kadar hızlı büyüyor. Çünkü bütün hava yolu şirketleri hesap yapıyorlar. Uzak doğudan Avrupa'ya gidecek hava yolu şirketleri. Şimdi uzak doğudan uçağı kaldırıyor, Avrupa'ya gidene kadar harcayacağı yakıt vesaire diğer şeyleri giderleri düşünüyor. Bir de İstanbul aktarmalı bu işi yap yaptığı zaman giderlerini düşünüyor. İstanbul aktarmalı daha hesaplı. Çok güzel. Tabii Orta Doğu şehirleri, mesela düşünün Dubai'den Londra'ya gidecek olan uçak. Dubai'den kalkıp e, kesintisiz olarak Londra'ya gittiği zaman 7-8 saat uçuyor. Ama Dubai'den kalkıp İstanbul'a e, yolcularını indirdiği zaman hem çok büyük gövdeli uçaklarla çalışıp yüksek maliyetle yolcu taşımamış oluyor. Daha küçük gövdeli uçaklarla, işletmesi daha ucuz olan uçaklarla yolcularını taşıyor. Ve bu nedenle de daha ciddi anlamda ekonomik gelir elde ediyor kendisi efendim öbür taraftan karını artırıyor vesaire vesaire. Şimdi İstanbul'un böyle bir avantajı var. Türk Hava Yolları bunu gördü, yakaladı ve dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden biri haline geldi. Bakın. Niye İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanı yapılıyor? Bundan dolayı. Bu özelliğinden dolayı. Yani Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları ki dünya nüfusunun %75'i buradadır. Bu üç kıtadadır. Geçtik. Dünya ekonomisinin %60'ı bu üç kıtadadır. Oldu mu? Dünya kültür ve uygarlığının da başından sonuna kadar merkezi bu, bu üç kıta olmuştur. Bakmayın son 60-70 yıllık Amerikan hegemonyasına dünyada. Dünya kültür ve medeniyetinin menbaı bu üç kıtadır. Ve bu üç kıtanın merkezi de İstanbul'dur. Eğer biz İstanbul'a dünyanın en iyi havaalanını yaparsak, ki yapıyoruz şu anda tamamlanmak üzere, Avrupa'nın ve Asya'nın önemli merkezlerine İstanbul'u hızlı tren yolu ağ, ağlarıyla bağlarsak, İstanbul'un yakın çevresine dünyanın en büyük limanlarını inşa edersek, İstanbul'a biz dünyanın en iyi üniversitelerini kurarsak, en iyi hastanelerini kurarsak, en iyi kültür sanat merkezlerini kurarsak, İstanbul 2053 yılında aynı zamanda finans merkezi de e, kavramını da burada zikretmek gerekiyor, 2053 yılında dünyanın en önemli ilk üç şehrinden biri haline gelir. Dünyanın en büyük havaalanını kuran bir ülke, dünyanın en büyük limanını da inşa eder. En büyük üniversitesini de kurar. En büyük, en güçlü üniversitelerini de kurar. Bu bizim elimizde. Yapacağımız şey, 2547 sayılı YÖK kanunu değiştirmek, üniversitelere verdiğimiz teşviği artırmak, akademik personelin e, ak akademik personelle ilgili yüksek öğretim personel kanunu var. O kanunu esaslı bir şekilde değiştirmek, aynı şekilde devlet memurları kanunu akademik personel yönünden ciddi anlamda bir değişime ve dönüşüme tabi tutmak ve Mali mevzuatı değiştirerek üniversiteleri, devlet üniversitelerini idari ve mali anlamda özel hale getirmek. Biz bunları sağladığımız zaman inanır mısınız Çorum'daki Hitit Üniversitesi belki de dünyadaki en iyi 200 üniversite arasına girecek. Belki en iyi 100 üniversite arasına girecek. Bunları yapmak bizim elimizde, biz yaparız. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz hocam. Tamam. <laughs> şu an e, ben burada hayal ettim, eminim izleyicilerimiz de o 2053 vizyonunda İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi hayal etmiştir. Ben yine bir Anadolu şehri, mesela Çorum'un 2053 vizyonu nasıl olmalı, nasıl olur? Bir de oraya değinirsek programımızı noktalayacağız ardından. Tabii, şimdi Çorum 90'lı yıllarda ciddi bir atılım içerisine girdi. Ben bu atılımı takip ettim. Evet. Eskiden Çorum'un imajı şuydu, 90'ların başlarında. İşte efendim leblebi satan. <laughs> efendim. E, bir de dünyanın merkezi olduk aslında. Duydunuz mu bilmiyorum hocam. E, geçtiğimiz duydum. sene böyle bir gündeme geldi Çorum. E, şehre girişte de belki e, görmüşsünüzdür tabelamızı. Dünyanın merkezi Tabii. Çorum'a hoş geldiniz. Tabii gibi. ki. Şimdi bakın bütün bunları yakalamak lazım ve e, değerlendirmek lazım. Evet. 90'lı yıllarda Çorum neydi? Leblebi satan. E, Çorumlu işte e, kamu bürokrasisinde küçük mevkilerde görev alır. Ee, özel sektörde de varlık gösteremeyen bir şehir. 90'ların başlarında. Ama ne oldu? Çorum müthiş bir atılım yaptı. Kabuğunu kırdı. Çok iyi bir organize sanayi bölgesi. Kimin eseri? Çorumlu'nun eseri. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ben gençliğimde mesela e, üniversite sınavına hazırlanırken hep merak ederdim. Bu Çorum'da niye üniversite yok? Kocaman şehir. Çünkü o nüfustaki şehirlerde Türkiye'de üniversite var idi. Ama Çorum'a bakıyorum işte Gazi Üniversitesi'nin fakülteleri vesaire. Üniversite yok. Çorum'da Hitit Üniversitesi kuruldu ama geç kuruldu. Şimdi Çorumlu, Hitit Üniversitesi'ne dört elle sarılacak. Evet. Çorumlu iş adamları Hitit Üniversitesi'ne bağış yapmakta, yardım yapmakta, bina yapmakta birbirleriyle yarışacaklar. İsimlerini oralarda yaşatacaklar. Amel defterleri kapanmayacak bu insanların. Bakın amel defterleri kapanmayacak. Efendim sadece bina yapmak değil, laboratuvar yapmak. Üniversitede okuyan çocuklara Çorum Üniversitesi'nde, Hitit Üniversitesi'nde okuyan çocuklara burslar versinler. Bakın e, fon oluştursunlar, Çorum Üniversitesi'ndeki akademisyenleri yurt dışına göndersinler. Tamam mı? Desin ki akademisyenlere, desinler ki sana ayda 2000 dolar para. Git Amerika'ya, git İngiltere'ye, git bilmem nereye şöyle bir araştırma yap. Ne için? Benim fabrikam için. Yine ben yararlanacağım. Evet. Tamam mı? Benim fabrikam için. Şöyle bir araştırma yap gel. Sonra senin araştırmanı yine ben kitap olarak bastıracağım. Ve bütün Türkiye bundan ne yapsın? Yararlansın. Şimdi iş adamlarımızın bir kere sanayide gösterdikleri başarıyı şehrin diğer sektörleriyle de bütünleşerek göstermeleri gerekir. Ee, efendim, Çorum çok büyük bir turizm şehri olabilir ama Çorum turizmde varlık gösteremiyor. Hattuşa burada, evet. Alaca Hüyük burada. Yanlış mıyım? Kesinlikle. Şehirde dünya kadar tarihi mimarlık mirasından eserler var. Şehrin yakın çevresinde ormanlar var. Değil mi? Baktığımız zaman. İlçelerinin hepsi birbirinden önemli. İskilibinden Osmanlı'ya kadar, o Sungurlusuna çorum kadar. Çorum'un tanıtımı için tavsiyeleriniz ne olur hocam? Tabii. Şimdi Çorum'un tanıtımı her şeyden önce bir e, entegre bir yaklaşıma e, yaklaşımı gerektirir. Benim tavsiyem şu. Sayın Valinin başkanlığında bir platform oluşturulsun. Çorum platformu. Evet. Ha, eğer oluşturulmuşsa tanıtım hususuna da ciddi el atmaları gerekir. Çorum Çorum platformu. Bu platformda kimler yer alacak? Vali Bey, Belediye Başkanı, Sanayi Odası Başkanı, Varsa Ticaret Odası Başkanı eğer ikisi birse aynı odanın başkanı zaten gider. Rektör Efendim, e, önemli sivil toplum kuruluşlarının başındaki insanlar, milletvekilleri, kaymakamlar, ilçe belediyelerindeki başkanlar vesaire, Çorum'un yetiştirdiği müstesna şahsiyetler. İşte önemli bilim insanları var, önemli siyasetçiler var. Bir kısmı siyaseti bırakmış ama duayen insanlar efendim bilim insanları emekli olmuşlar ama duayen insanlar. Bunlardan oluşan bir platform, Çorum platformu oluşturulmalı, Çorum tanıtım platformu oluşturulmalı. Bir kere Türkiye'de bütün turizm fuarlarına Çorum gitmeli. Evet. Çorum oralarda tanıtılmalı. Efendim yurt dışındaki turizm fuarlarına Çorum tanıtılmalı. Çorumlu iş adamları uluslararası önemli e, otel markalarının Çorum'a gelmesi için ee, ciddi anlamda o e, firmaların sahipleriyle ve Türkiye'deki temsilcileriyle görüşmeli. Mesela bir marka otel Çorum'a geldiği zaman insanların bakış açısı değişiyor. O, X oteli de varmış, Y oteli de varmış, Z oteli de varmış diye. Mesela ben baktım burada bir alışveriş merkezi var. Evet. O da sanırım Çorum'un evet. ilk alışveriş merkeziymiş. Hemen hangi markalar var diye onlara baktım ben. Mesela e, aşina olmadığım bir marka, Ye görmüş olsam orada diyeceğim ki vay be demek ki Çorum'da bunun şeyi var ki piyasası var ki bu insanlar gelmişler. Şimdi bu ne yapıyor? Şehrin tanıtımına katkı sağlıyor. Kesinlikle. Tamam mı? Bir Çorum tanıtım platformu. Ankara'da ve İstanbul'da mutlaka kültür günleri düzenlenmeli. Ankara'da geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da da düzenlenmeli. Hem de iki tane. Avrupa yakasında, yeni kapıda, Anadolu yakasında da Maltepe'de. Orada çok büyük etkinlik alanları var. Orada Çorum düzenle, düzenlemeli. Bunun da sponsorluğunu, efendim, Çorum Belediyesi yapabilir, Çorumlu iş adamları yapabilir, Sanayi ve Ticaret Odası yapabilir. Oldu mu? Yani bu şekilde entegre bir yaklaşım gere, e, gerekiyor bunun için. Ve mutlaka Çorum'daki kamu kurumlarının da logoları, vs. vesaire hepsi değişmeli. O hepsinin sloganları değişmeli. Çok güzel sloganlar, çok iddialı sloganlar olmalı. 4-5 bin yıllık şehir bunları hak ediyor. Evet. Çorum çünkü dün kurulmuş bir şehir değil ki. Bunlar hak ediyor. Mesela ben oldum olası sorarım. Çorum ne demek? Bana bir tane dişe dokunur açıklama yapan çorumluyla karşılaşmadım. Keşke şu an açıklayabilsem size ama Tabii ben de bilmiyorum. Ki. Yani çok merak ediyorum. <laughs> Çorum ne demek? Biri de çıktı dedi ki Çorum. Yani vakti zamanında Çorum'muş <laughs> ondan dolayı. Ne kadar saçma sapan bir açıklama. Kesinlikle. Öyle değil mi? Ama mesela Kayseri'ye gidiyorsunuz. Kayseri ne demek? İşte imparator şehri demek. Niksar o da yeni Kayseri demek. Neokaserya dolayısıyla Yeni Kayseri, ben Niksar'ları diyorum. Niksar'ın anlamı nedir biliyor musunuz? Yeni Kayseri demek. Çok şaşırıyorlar. Mesela Trabzon anlamı var. Çorum'un da anlamının ne olduğunu çok iyi bir şekilde bir kere çalışmak lazım. Bir diğer husus da Çorum Belediyesi'nin çok güzel bir şeyi var. Arşiv çalışması var. Ee, internette ben bunu gördüm. Ciddi anlamda bir şey çalışma içerisine gir, e, girmişler. Muhtemelen üniversiteyle birlikte yapıyorlar. Buna forumdaki herkesin katkı sağlaması lazım. Niye? Çünkü şehrin hafızasıdır o. Şehrin hafızasıdır. Şehrin dünüdür, şehrin bugünüdür. Zaten dünümüzü ve bugünümüzü bilemiyorsak geleceğe e, hızlı adımlarla, sağlam adımlarla gidemeyiz. Churchill ne diyor biliyor musunuz? Churchill dünya tarihini yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri. Ne kadar eskiye bakarsak, şey geriye bakarsak o kadar ileriyi görürüz diyor. Yine Churchill'in bir başka sözü e, diyor ki şehirleri biz inşa ederiz, inşa ettiğimiz şehirler bizi dönüştürür diyor. Bu nedenle şehir çok önemli. Şehir bir devletin en önemli şeyidir, varlığıdır, hazinesidir. Onun için Çorum'a da bu gözle bakmak lazım. Çorum'u önemsemek lazım, Çorum'a değer vermek lazım, Çorum'a anlam üstüne anlam yüklemek lazım. Öyle Ankara'dan Samsun'a giderken içinden geçilen şehir değil Çorum. Çok Kesinlikle. mühim bir şehir. Efendim programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak söylemedik. Söylemek istediklerinizi alabilir miyim ben? Ben şunu söylemek istiyorum. Çorum çok mühim bir şehir. Çorum'un ne kadar mühim olduğunun zaten Çorumlular farkında da bence biraz daha farkında olmaları gerekir. Çorum'a bir üniversite yetmez. Çorumlu iş adamları, zenginler bir araya gelsinler, bir vakıf kursunlar, bir vakıf üniversitesi kursunlar Çorum'da. Yapacakları bağışları Çorum Üniversitesi'ne yapsınlar. Çorumda sanayinin ve ticaretin geliş, ticaretin gelişmesi için üniversitenin büyümesi ve gelişmesi çok önemli. Çorum Üniversitesi'ndeki öğrenci sayısı şimdikinin 2-3 katına çıkmalı, öğretim üyesi sayısı şimdikinin 2-3 katına çıkmalı. Bunlar e, çıktı. Mesela e, bir, çok ciddi bir teknopark olmalı Çorumda. Çorum, Çorum Üniversitesi bünyesinde çok e, aktif bir teknopark olmalı, iş adamları tarafından desteklenen. Mevcut bir teknopark var ise bunun mutlaka teşvik edilmesi lazım. İkinci üniversitenin kurulması lazım çoruma. Bu da yetmez. Efendim çok kaliteli okulların çoruma çekilmesi lazım. Türkiye'de marka olmuş okullar var lise seviyesinde. Onların çoruma çekilmesi lazım. Marka hastanelerin çoruma çekilmesi lazım. Şehrin adı markalarla ne kadar çok anılırsa etraftan insanlar da çoruma o kadar büyük bir güvenle gelmek ister. Ve çorum çevre vilayetlerden o kadar çok insanı kendine çekmeye başlar. Adeta bir çekim alanına dönüşür. Bu çok önemli yani bunlar çok önemli şeyler ve Kesinlikle. elbette ki bu kadar büyük turizm potansiyeline sahip olan şehrin turizm değerlerinin de hem çok iyi tanıtılması lazım hem de çok iyi yatırım yapılması lazım. Bugün bir beş yıldızlı otel bir fabrika kadar insan çalıştırıyor. Evet. Bir orta büyüklükteki bir fabrika kadar insan çalıştırıyor. Ama bu şehirde bir tane beş yıldızlı otel var. Evet. Ne kadar çok açılırsa o kadar çok şey e, 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 istihdama katkı sağlar, ekonomiye katkı sağlar. Bir de elbette ki Çorumlu iş adamları ARGE'ye çok önem vermeliler. ARGE yatırımları müthiş önem taşıyor. Ve kendi markalarını üretmeliler, kendi markalarını oluşturmalılar. Aksi takdirde biz ülke olarak efendim, ee, çok büyük argeye teşvik veren bir ülkeyiz. Bunu, bunun, bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Birkaç sene önce hükümetimiz çok güzel bir arge teşvik sistemi kurdu. Güney Kore'nin kurmuş olduğu sistemin bir benzeri ama daha iyisi. Benzer bir bakış açısının da Çorum'a Çorumlar tarafından yansıtılması lazım diyorum. Başarılar diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ajans Çorum'un bu haftaki konuğu Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Recep Bozlandı. İstanbul'dan kalktıken geldi. Ayaklarınıza sağlık efendim. İstanbul'da. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Rica. ediyoruz. Haftaya yine farklı konu ve konuklarla biz burada olmaya devam edeceğiz efendim. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.